Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için bugün çok güzel, lezzetli hem de gösterişli bir salatam var. Ton balıklı göbek salatası. Şimdi yapımına geçelim isterseniz. Neler kullanacağız? Saymaya başlayalım. Burada bir kase kadar konserve mısırımız var. Ton balığımız, kornişon turşumuz. 6-7 tane doğradım. Burada doğranmış konserve zeytinlerimiz var. Çekirdeksiz. Domatesimiz var. Varsa çeri domatesi kullanabilirsiniz. Burada da közlediğim kapya biberlerimiz var. Zeytinyağının içine koydum. Onu da beklesin diye. Tuzumuz, bir adet limonumuz. Burada da sumağımız var. Çok yakıştırıyorum sumağı. Hem de son derece sağlıklı biliyorsunuz. Zeytinyağımız ve nar ekşimiz. Bu kadar. Şimdi bunları buluşturalım salatamızla. Öncelikle şöyle mısırımızı boşaltalım kabımıza. Misafirlerimiz için de çok gösterişli bir salata arkadaşlar. Var resmen. Şimdiden ne kadar sağlıklı oldu. Resmen öğün işte. Bunu yapın arkadaşlar. Bir öğününüzde bu şekilde atlatabilirsiniz. Çünkü ton balığı da olduğu için içinde hem doyuracak sizi hem de sağlıklı kilo almanızı da engelleyecek bu arada. Şöyle koyalım. Limonumuzu. Tamam. Sumağımızı da boşalttım. Arzuya göre koymak istemezseniz tercih meselesi. Ben seviyorum. Hem ekşilik veriyor hem de çok sağlıklı. Şimdi burada da kapya biberlerimizden de bunu közlemek istemiyorsanız ya da köz yoksa normal kapya biberlerinden de doğrayıp koyabilirsiniz arkadaşlar. Közleyince biraz daha lezzetli oluyor diye ben bu şekilde tercih ediyorum. Şöyle yeterli. Şunu da şöyle yapalım. Tamam. Bunu da koyalım. Zeytinyağımız. O da yarım çay bardağı kadar koyabilirsiniz. Bu arada ton balıklarını yağını süzdüm. Onu kullanmadım arkadaşlar. Burada da nar ekşimiz. Ondan da şöyle dökelim. Tuzumuz. Tamamdır. Hatta ben salataları karabiber de döküyorum. Arzu ederseniz siz de deneyebilirsiniz. Çok sağlıklı oluyor arkadaşlar. Bu kadar. Salatamız şöyle bir harmanlayalım. Anlıyor musun? Ne kadar güzel. Son derecede lezzetli. İsterseniz makarna da haşlayıp içine atabilirsiniz. Makarna da ton balıklı böyle güzel bir salatanız olur. Bu kadar arkadaşlar. Bugünkü tarifim böyle güzel, zengin bir salataydı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Malzeme listesini sayarken söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ben büyükçe bir iceberg salatanın yani göbek salatanın yarısını kullandım. Doğradım böyle kalın kalın. Arzu ederseniz tarifi marulla da yapabilirsiniz. Tekrar hoşça kalın.